Selamlar saygıdeğer Çorak Toprağı'nın izleyicisi. Dördüncü bölüme hoş geldin. Güzel baharlarda başlayan maceramız boyunca kahvurulduk, kahvurduk. Ancak önümüzdeki tüm engelleri aşarak Çorak Topraklara adalet ve düzen getirmek için çalıştık. Nihayet kargomuzu çalan Benny'yi bulmak için girdiğimiz stripte maceramız devam ediyor. Önceki bölümleri izlemediyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. NCR'ın aktarma merkezinden çıktığım gibi beni Strip'te karşılayan Victor, Bay House'un beni çağırdığını iletti. Şanslı 38'de yaşayan House, normalde kimseyle görüşmeyen birisiydi bildiğim kadarıyla. Başıma Victor'u takan ve bunca gün beni takip ettiren de Bay House'tan başkası olamazdı. Onun emriyle mezardan çıkarılıp hayata tutunmuştum. Beni çağırıyorsa ortada mühim bir mesele olmalıydı. Şöyle bir şanslı 38'e baktım. Cidden ihtişamlı yapıydı. Ancak House'un yanına gitmeden önce Strip'te biraz gezmeye karar verdim. Burada bir bankta oturan Walter isimli adama rastladım. Strip'e çiftliğini çalan Hack Gunderson isimli herifi bulmaya gelmiş. Anlattığına göre bu adam arkasındaki siyasi güçle istediği araziye zorla sahip olarak zengin bir kodaman haline gelmiş. NCR'ın kokuşmuşluğunun kokusu yine burnuma kadar geldi. Eşkıyalarıyla zengin olan bu adamı bulmalıydım. Derdi neymiş öğrenip Walter'ı tatmin etmek bana iyi hissettirecek, yaralarımı saracaktı. Walter'ın karısı ise kocamın başını belaya sokma, hemen Strip'ten ayrılmak istiyorum diyordu. Bunu da not aldım. Üzülme teyzem dedim, üzülme. Madem Bay House beni bu kadar görmek istiyordu, çok bekletmeyeyim dedim adamı. 200 yıldan yaşlı olduğu söylenen bu adam bir gul müydü acaba? Merakımla beraber şanslı 38'in kapısına geldim. Sağ olsun canım ahbabım Victor beni yine karşıladı. Arkadaşlarımın girmesine izin verilmese de tek başıma içeriye girebildim. Lobide robotlar dışında kimse yoktu. En son ne zaman birisi girmişti buraya tanrı bilir. Victor ile beraber çatı katına çıktığımda beni koca bir bilgisayar ekranı karşıladı. Bay House yüz yüze görüşmekten kaçınıyor muydu, yoksa sadece bir algoritma mıydı? Bu soruların hepsinin yanıtı Bay House'a aitti. Onunla konuşmak zorundaydım. Konuşmaya başladığımızda geç gelmeme biraz içerlediğini fark ettim. Ben o bildiğin kuryelere benzemem üstad. Aklımda bin bir türlü düşünce ve plan olan ıssız bir adamım ben. Ne zaman nereye sapacağım belli olmaz dedim. Neyse dedim, derdin ne? Dökül bakalım, beni buraya kadar çağırdın. Önce beni bir yağlamaya başladı böyle alttan alta. Aha dedim, dolandırıcı yaşattık. Ama adam beni hakiki övüyormuş, yalan olmasın şimdi. Vurulduktan sonra başardığım işleri de takdir etmiş. Şimdi de çalınan platin fişi istiyor, Benny'ye ne yaparsan yap sana bırakıyorum diyordu. Üstelik asıl kuryelik ücretimin 4 katını bana ödeyeceğini söylüyordu. Bereket versin. Direkt kabul ettim valla. Gözümü para bürümüştü. Bay House Benny'nin konumunu bana iletti. Reisi olduğu kumarhanede korumalarıyla beraber bulunuyormuş. Üstad madem öyle sen niye mekanı basıp adamı almıyorsun dedim House'a. Strip'in raconuna ters. Buradaki her kumarhane ailesinin kendi bağımsızlığı var falan dedi. Gönderecek olsam haber olur kaçar zaten dedi. Mantıklı konuşuyordu House. Benny'ye nasıl yaklaşacağımı düşünmeliydim şimdi. Benny'ye dair ek bilgiler istedim. Bay House 2274'te uyandığında Benny ve kabilesine burada işletme görevi vermiş ve Strip'i almış ailesini. Aynı diğer eski barbar ama şimdinin büyük kodamanları gibi. Şimdi ise kodaman olarak takılıyordu bunların hepsi. Benny yüksek ihtimalle Platin Fish'in ne işe yaradığını öğrenmiş ve Bay House'a ihanet etmişti. Eskinin asalığı şimdinin kabadayısı kesilmişti anlayacağınız. Victor, ben Platin Fish'i taşırken beni gözlüyormuş ancak saldırıya uğradığımda gücü yetmediği için olaya müdahale edememiş. Ancak beynime 9 milimetrelik mermi girmiş, üstümde toprak varken beni kurtarmaya gelmiş. Bu da bir şeydir. Madem sana çalışmamı istiyorsun. Neymiş bu platin çip? Dökül dedim Bay House'a. Ancak sorumu savuşturdu. Benim malım, gerekli tüm bilgiler de bana ait dedi. Ulan gerizekalı dedim içimden. Sen söylemezsen Benny'ye işkence eder, ondan bilgi koparırım. Verdiği kırıntı gibi bilgilerden fişi nükleer savaştan önce tasarladığını anladım. 200 yıl sonra neden değer kazanmıştı acaba bu fiş? Bay House'un kendisi ve Strip'teki 3 ailesi hakkında biraz daha bilgi aldım. Net cevap vermese de Bay House yüksek ihtimalle nöral bir ağ bağlı canlı bir bedene sahipti ancak izole bir ortamda yaşıyordu. Nasıl olsa gelecekte öğrenirdim. Şimdilik başka bir macera beni çağırmaktaydı. Lüks kumarhanede biraz gezip Bay House'un bana tahsis ettiği VIP suitleri gezdim. Harbi zengin işiydi burası. Geçici de olsa bir evim vardı artık. Benny ile yüzleşmeden evvel Walter emminin derdini çözmek adına Bay Hack denen kodamanı bulmaya gittim. Ultra Lux adında beyaz eldiven sosyetesi ailesine ait otelde konaklıyormuş günlerdir. Mekana girdiğim gibi üstümdeki zarar verici her şeyi aldılar. Hack'i bulduğum gibi bana birini görüp görmediğimi sordu. Gördüm ya, saunada dantelli bikinisiyle takılıyordu dediğimde birazcık içerledi. Ben metresini arıyor sanmıştım ama ortada aile meselesi varmış meğer. Saatlerdir oğlunu ortada göremiyormuş.
korumaları etrafı arasa da bulamamış evladını. Adamın işiyle ilgili ağzını aldıktan sonra nasıl kaybolduğunu öğrendim. Belki de yardımcı olursam iyi para kazanırdım. Üzgünüm Walter emmi. Öldüreceğim adamla anlaşmıştım şimdi. Para önemliydi. Walter'la tekrar konuştuğumda ikisinin de işini bitirmemi istedi. Ama Strip'e geldiğim ilk gün Kaliforniya'nın en büyük baronlarından birini imha etmek ileride başımı ağrıtabilirdi. Ultralüks'e dönüp lobide duran aile reisi Mortimer ile tanıştım. Adam bizim için lüks olmak önemlidir diyordu kısaca. Umurum dışıydı. Ağzından laf çıkmazdı bu herifin. Etrafta turlayarak bilgi toplamam lazımdı. Bir diğer önemli aile reisi Marjorie'nin yanına gittim. Hek ile anlaşma yapmışlar, Brahminlerini buraya satacakmış da. Mekanın aşçısı Philip çok iyiymiş de. Sanat gibi yemek yaparmış da falan filan. Bacım sadede gelsin. Kayıp genci sorduğumda aa yine mi dedi. Ulan her gün birisi mi kayboluyordu acaba bu mekanda? Ney? İnsan eti yenmesi yasaklı mıydı? Oğlum eskiden yamyam mıydınız siz? Bu işin altından lağım akıyordu. Geçen hafta kayıp birini araştırmak için gelen dedektifin odasını öğrendim. Marjorie'nin tipinde güven veren hiçbir ifade yoktu be. Neyse, öncelikle dedektifin odasını inceleyip adamla konuşmak istedim. Ancak odaya girdiğim gibi aha sıçtık dedim. Dedektif ölmüştü ve ortada bir delil bırakılmamış gibiydi. Ne olmuştu lan burada diye düşünmeye fırsat kalmadan içeri dalan beyaz eldiven adamları bana saldırdı. Ulan siz cidden tüm silahlarımı mal gibi girişte teslim edeceğimi düşünmüştünüz? Evet öyle yapmıştım. Ancak içeriye güç zırhıyla Veronica'yı sokmuştum. Kafa kafaya verip bizi infaz etmek için gönderilen adamları tek tek indirdik hanımefendiyle. Sonrasında yerde bulduğum bıçakla önüme gelene daldım. Ne yalan söyleyeyim, fena pusuya düşürülmüştük. Herkesi halledince işlerin daha da kızışacağını anlamıştım. Öldürülen dedektifin cebinde içerideki muhbiriyle buluşma saatini bulup o saatte saunaya gittim. Burada buluştuğum mekanın çalışanının ağzından laf çaldım. Tahmin ettiğim gibi eskiden yamyam olan aile halen gizli şekilde insan kaçırıp yiyor. Bunu sadece sosyetenin üyelerinin katıldığı akşam yemeklerinde yapıyorlardı. Son birkaç aydır defalarca insan kaçırmış ve bunun bedelini ödememişlerdi. Acilen durdurulmaları gerekliydi. Hekinoğlu Ted'i henüz yememişlerdi. İyi dedim, bu da bir şeydir. Ted'i kurtarmalıydım. Şu Flappe denen şef bozuntusuyla tanışmanın zamanı gelmişti. İşi halledebileceğim türlü yollar vardı ancak içimdeki şiddet bağımlısı yalnız kovboy ortalığı birbirine karıştır diyordu. Düşüncelerimle boğuşarak salonadan çıktım. Ve çıktığım gibi kiralık katillerin saldırısına uğradım. Bu sosyetesi sürekli onları s**tmamı istiyordu herhalde. Katilleri hallettikten sonra üstlerindeki susturuculu silahları alıp yargı dağıtmak üzere yola koyuldum. Bir şeyler bulurum umuduyla açtığım kapıyı fark eden barmen ve korumalar ansızın üstüme dalmaya başladı. Geziden iş yapayım derken tüm çalışanlara kendimi belli etmiştim. Bana dalan barmenlere gerekli dersi vererek işletmenin alt tarafına, mutfağa doğru ilerledim. Barış içinde gezeyim derken Terminatör'e dönüşmüştüm yine. Silahsız barmenleri ve mutfak çalışanlarını vurarak ilerledim. İlerlediğim koridorlar boyunca onlarca sosyete üyesini ortadan kaldırdım. Girdiğim her odayı yağmalamayı da ihmal etmedim. Derken bir baktım karşımda Flip. Ulan içeride katliam yaptım, adam benimle normal bir günmüş gibi konuşuyor. Bir sürü gereksiz laf ediyor bir de. Kimsin lan sen lavuk? Atıştık biraz adamla. Adam dünyadaki yenilebilir her şeyin mucidi olduğunu iddia ediyordu. Ulan s*** diyemedim yüzüne. Ben de sosyeteye üyeyim dedim. Adama yanlış iş yaptıracak becerim olmadığını fark ettim tam bu anda. Sadece şiddet eylemi gerçekleştirebilecek bir karakterim vardı. Evrenin bana verdiklerini geri itmek olmazdı. Bu gerizekalı aşçıyı oracıkta imha ettim ve dondurucunun anahtarını üzerinden aldım. Dondurucuyu bulduğum gibi açtım. İçeriden Ted'in çıktığını görünce derin bir oh çektim. İçimden Walter'ı uyup bu çocuğu imha mı etsem diye düşünsem de para aklımı çeldi. Gel lan dedim zengin bebesine. Gidiyoruz. Bana bunu kim yaptı diye sordu. Sosyeteyi suçlasam ortalık birbirine girerdi herhalde. Mortimer ve birkaç adamı dedim. Sosyetenin suçu yok. Rahat ol. Ted'i aldım yanıma. Labirent gibi koridorlardan yol alıp babasına kavuşturdum. Hack bunu yapanı bulup mahvetmek istiyordu. Sosyetenin suçlu olduğunu söylersem ortalığı birbirine katacaktı. Bu yüzden bilmiyorum dedim ve sıkıntıyı giderdim. Sonrasında mekanla geçsem de sosyete üyeleri bana hiçbir şey yapmadı enteresan şekilde. Sanırım suçun üstünü örttüğüm için bana karışmıyorlardı. Tam bu sırada içimi kasvet basmıştı. Walter'ı yarı yolda bırakmıştım çünkü. Ufaktan bir vicdan azabı çekmedim değil. Sonrasında Kızıl Kervanlar şirketine dönerek yeni iş var mı diye kontrol ettim. Bölge müdürü Alice bana firmasının çözemediği iki iş olduğunu belirtti. Birisi tahsilat, birisi de casusluk işiydi. Silah simsarlarından silah üretim bilgilerini çalmak tam benlik işti. Bunun için önceden ceplediğim görünmez çocukları kullanabilirdim. Silah satıcılarının mekanı çok iyi korunuyordu.
Kapılarını hemen çözsem de içeriye bu şekilde giremezdim. Sakladığım görünmez çocuğu kullanarak usul usul mekana girdim. Gece olduğu için nöbetçiler dışında kimse yoktu içeride. Bulduğum ana bilgisayardan gerekli silah şemalarını Pip-Boy'uma indirip gerekli verileri çaldım. Etrafta çok gezinip durmaya gerek yoktu. Görünmezlik aletinin süresi geçmeden fabrikadan ayrıldım. Yanına gittiğim Alice durumdan memnundu. 500 kapak ateşledi bana. Sağlam ticaret dedim. Sonrasında tatilat işini yapmaya gitsem de bunun için yeteneğim olmadığını fark ettim. Maalesef ben bir Kayserili değildim. Başka görevler bulma umuduyla serbest bölgeye döndüm. Beniymiş, Bay House'muş, unutmuştum bunları. Burada Alice'in birkaç ufak işini daha yaptım. Etrafta gezerken girdiğim sahibin mekanı James, mekanın yeni eskortlara ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Çok güzel. Bir pezevenk olmadığım kalmıştı. Fantezi arayan müşteriler için bir gul, bir seks robotu, bir de erkek lazımdı. Bulursam yollarım canına James dedim. Onurlu olacak ve pezevenkliği kabul etmeyecektim. Alın teriydi sonuçta. Para kazanmak lazımdı. Önce başıboş takım elbiseli bir erkeği fuhuşhaneye yolladım. Sonrasında Mormon Kalesi'nde gardiyan olan Batrix'i escort olması için birazcık ikna ettim. Bak dedim, iyi para var. Bu pis gardiyanlık işinden iyidir dedim kızım. O da kabul etti sağ olsun. Son iş robot bulmaktı. Serbest bölgenin harabelerinin köşesinde bir noktada eski bir robot mağazası keşfettim. 200 yıldır girilmemişti buraya. Etraftaki sıçanları temizleyip aradığım robota ulaştım. Bilim yeteneğim sağ olsun gerekli yazılımı halledip robotu gerçek bir seks işçisi haline getirdim. Çorak toprakların ihtiyaç duyduğu bir emekçiydi o artık. Makineyi test etme fikri aklımdan geçse de bu benim raconuma tersi kardeş. Gitsin başkası test etsin. Benim de pezevenkliğim burada biter. Mekana döndüm ve ödememi aldım. Bereket versin. Bu pis işten sonra serbest bölgenin pisliğinden sıyrılıp strip'e döndüm. Bunalmıştım artık pisliğinden bu diyarın. Bana ışık dolu gazinoların günahı gerekliydi. Benim kumarhanesine varıp silahlarımı kapıda bıraktım. Reislerin mekanına böylece girmiştim artık. Peşinden onca yol geldiğim o adam, kafama sıkan lavuk işte karşımdaydı. Otel lobisinde korumalarıyla beraberdi. Beni gördüğü gibi Betty benzi attı. Şu tipe bakın. Yüzündeki korku beni çok tatmin etmişti. Demek ki sağlam sıkamamışsın. İnsan biraz talim yapar dedim. Olan olmuştu artık. Bahanelerin ardına sığınıyordu karede malı adam. Namı diğer Benny. Benny özel bir odaya geçmeye, orada aramızda konuşmaya davet etti. Kesinlikle beni kandırıyordu ancak yapacak bir şey yoktu. Mekanın orta yerinde kellesini alıp Benny ile konuşmazsam Platin Chip'in sırlarını asla öğrenemezdim. Mecburen teklifini kabul ettim. Odada beklerken intercomdan Benny'nin sesi yankılandı. Aklınca beni aşağılıyor, beni kandırdığını söylüyordu. En azından üzerime adamlarını salmadan önce bazı sorularımı cevapladı. Platin fişi kendi çıkarları için çalan bir ahmaktı bu adam. Şansını fazla zorlamıştı. İçeriye dalan adamları ekibimle hızlıca hallederek pusudan kurtulduk. Beni artık yürüyen bir mezardı. Benny'nin 13. kattaki özel odasına çıktığımda bir de ne göreyim. Diğerlerine benzemeyen bir güvenlik robotu. Adı da Yes Man'miş. Akıllı Benny. Robotu her şeyi istenildiği gibi cevap verecek ve sahibine hizmet edecek şekilde tasarlamış. Benny nerede bilmiyordum ancak robotu bana kalmıştı ve ne istersem onu yapacaktı artık. Yes Man'in dediğine göre beni odaya gönderdikten sonra alelacele kaçmıştı. Platin Chip Vegas'taki tüm savunma sistemlerini güncelleyecek bir anahtar görevi görmekteymiş. Bauhaus'un planı yavaş yavaş anlaşılıyordu. Benny, Bauhaus'u öldürüp Yes Man'i şanslı 38'deki mekanizmaya aktararak Vegas'ın kontrolünü ele geçirmek istiyormuş. Daha benim gibi bir kuryeyi bile öldüremeyen birisi için iddialı bir plandı doğrusu. Benny ortada olmadığına göre Yes Man'i ben yöneterek Vegas'ın kontrolünü alabilirdim artık. Ama öncelikle Benny'nin akıbetini öğrenip Bauhaus'a çipini teslim etmeliydim. Anlaşılan o ki Vegas'ın kumarhanelerinde kartlar yeniden dağıtılıyordu. Benny'nin mekanından çıktığım gibi Nipton'da bana laf anlatan Legion kumandanı tekrar karşıma çıktı. Caesar tüm suçlarımı affetmiş, beni Colorado nehrinin diğer yakasındaki kampına çağırıyordu. Benny'i de almışlar buraya götürüyorlarmış. Ulan gerizekalı herif, ne ara yakalattın kendini diye söylendim. Bu durumdan NCR da haberdar olmalıydı. Strip'teki NCR Büyükelçiliğini bulup içeride muhatap bulmak üzere gezmeye başladım. Büyükelçiyi bulduğum gibi girdim içeri. Büyük sıkıntıdasınız başkan dedim. Büyükelçi Deniz ise beni gördüğüne memnundu. Günlerdir benim gelmemi bekliyormuş zaten. Herkes gibi beni yağlamaya başladı büyükelçi de. Oyun kurucuydum ya. Herkes tarafına çekmeye çalışıyordu beni. Ama Mojave delikanlısı yemez bu numaraları. Neyse. Kardeşlik ekibinin de kaybolduğu Nellis Hava Üssü'nün adresini verdi. Burada bombacılar var. Adamları hak yola getir, NCR safına al, sana borçlu olacağız diyordu. Eyvallah, başım üstüne reis dedim.
Biraz tarih ve kişisel bilgi aldım ancak gece olmuştu ve esnemeye başlamıştım. Büyükelçinin lafını beklemeden "ben kaçtım usta" diyerek ayrıldım mekandan. Bürokrasi uykumu getiriyordu. Gece şanslı 38'de uyuyarak Caesar ile görüşmek üzere nehir kenarına, kayığa binmek üzere yol aldım. Bir de ne göreyim, herkesi katlettiğim kampmış burası. Sağlık olsun, Caesar beni affetmişti zaten. Çektim takım elbisemi, beni bekleyen kayıkçıyı buldum. "Sür" dedim Lucullus, "sür. Ama çok su sıçratma üzerime." Takımı daha yeni aldım. Birkaç saat süren yol sonucunda nehrin öte yanındaki sura gittim. Tüm silahlarımı alarak beni her yerde haç ve asılı insanlar olan kölelerin amelelik yaptığı diyara soktular. Tek bir kelime: tiksinmiştim. Denk geldiğim Dale ismindeki tüccar lejyon sayesinde yollar temiz, rahatlıkla ticaret yapıyorum maşallah diyerek sinirimi bozsa da kendimi tuttum, yumruğumu sıktım. Burada misafirdim. Uslu duracaktım. Yokuş boyunca çıkarak kamp merkezine geldim. Caesar'ın çadırı tepenin başındaydı. Korkuyla karışık bir heyecanla içeriye girdim. Yoldaşlarımı mecburen geride kalmaları için uyardım. Ve evet, şimdi karşımda tüm Vegas çorak topraklarında adından korkuyla bahsedilen o büyük lider vardı. Ceketimin düğmelerini ilikleyip yavaş yavaş yürüdüm ona doğru. Hemen sağımda diz çöktürülmüş ve elleri kolları bağlı beni yiyordum. Gerizekalı benimle konuşsa bu hale düşmeyecekti oysa. Bu düşüncelerle Caesar'a yaklaştım ve seveceği şekilde "Au, Caesar" dedim. Mutluydu, başarılarından mest olmuştu ve her ne kadar şimdiye kadar düşman da olsak beni kullanabileceği önemli bir varlık olarak görüyordu. "Benim istediğimi yap, beni ya ne yapacağına karar vermene izin vereceğim" diyordu. Güzel anlaşmaydı. Benim üstünden çıkan platin fişi almıştı Caesar. Hemen surun yakınında bir askeri tesisten söz etti. İçeri giremiyorlarmış ancak platin fişin büyüklüğünde bir anahtar hanesi varmış konsolda. "Belki bizim için burada ne olduğunu öğrenirsin" diyordu. Teknoloji düşmanı Caesar içeriye girip her şeyi imha etmemi istiyordu. Bunu bir düşünmeliydim. İçeri girip ne olduğunu anladığımda kararımı verirdim zaten. Böyle yapacaktım. Evet, plan belliydi. Caesar'la muhabbetim bitince acınası haldeki Benny'nin yanına gittim. Durumunu kabullenmiş gibiydi. "Sakın sığınağı imha etme" diyordu. "Fişi sok, içeri gir, Bay House'un istediklerini yap, sonra da Yes Man'in yanına dön" dedi. Sanırım kendisi yakında öleceği için beni mirasçısı olarak bellemişti. Ah canım, kıyamam sana. Eskiden barbar bir kabile reisi, sonradan kumarhane kodamanı olmuştu. Şimdi de ihanetinin sonucunda başka bir barbar kabile reisi Caesar tarafından infaz edilecekti. Yazık! Meğer kayığa görünmez çocuk kullanarak binmiş ancak varlığını fark eden lejyonerler tarafından yakalanmıştı. Fişin asıl amacını lejyona söylememiş, onları kandırabilmişti. İyi bari, en azından benim yolumu açmıştı. Hiç kimseye uymamamı, Yes Man ile Vegas'ı benim almamı istiyordu beni. "Ben yapamadım, bari sen yap" diyordu kısacası. Düşünülecek çok şey vardı. Ancak öncelikle şu sığınak işini halletmeliydim. Girdiğim sığınakta sağ olsun kendimi korumam için silahlarımı bana geri teslim ettiler. Caesar'ın güvenini kazanmıştım anlaşılan. Ve böylece bilinmezliğe doğru yol aldım. Sağ olsun beni Bay House karşıladı monitörden. Yine bana emirler yağdırmaya başladı. "Caesar uyup burayı imha etmeyeceksin, benim adamımsın" diyordu. "Tamam lan tamam, Caesar'dan nefret ediyorum zaten üstad" dedim, "merak etme." Ne yapmam gerektiğini anlattı. Tesisin öteki ucuna gidip, ki tesis zaten bir sürü robot tarafından korunuyordu, platin fişi ana terminale takıp aktif hale getirecektim. Benny'e uyup House ile ilerlemeye karar verdim. Üstüme zırhımı geçirdim ve emanetimi elime alıp izbe koridorlardan bilinmez diye doğru yol aldım. Tesisin girişinde yer alan güvenlik odasında terminalleri hackleyerek tüm güvenlik robotlarını etkisiz hale getirmeyi başardım. İşim kolaylaşmıştı. Sadece etraftaki turretleri imha ederek ilerledim. Nihayetinde aradığım ana kontrol odasına vardım. Bir camın ardında onlarca, belki yüzlerce, hatta binlerce Securion robotu olduğunu fark ettim. Platin Fish sanırım tüm bu robotları etkinleştirecekti. Merakla Platin Fish taktım ve sistemi etkinleştirdim. Robotlar emir bekler şekilde aktifleşmişti. Bu kadar robota karşı ne NCR ne de Caesar hazırdı. Bay House oyunu çok önceden kurmuştu anlaşılan. E tabi, sonuçta kasa her zaman kazanır. Yanına döndüğüm Caesar sığınağı cidden imha ettiğimi sanmıştı. Vah gerizekalı vah. Ödülümü bana sundu. Benny'nin sonuna karar vermek. Benny lavuğu kafama mermi sıkmış olabilirdi ancak ölümü adil olacaktı. Raconumu bozmadım. Sen ve ben dedim. Arenada teke tek dövüşeceğiz. İyi olan kazansın. Arenaya geldiğimizde palamı çıkardığım gibi daldığım Benny'nin pek de bir şansı olmadı. Birkaç darbenin ardından hayatla ilişiğini kestim adamın. Çok beğendiğim takımını da aldım. Burada işim bitmiş, haftalardır istediğim intikamı almıştım artık. Şimdi sırada daha büyük ideallerin peşinde koşturmak vardı. Yanına döndüğüm Caesar bana sağ kolu Lanius ve ordusundan bahsetti. Barbar da olsa onurlu birine benziyordu Caesar. Keşke köleliği savunup kadınların çuvaklarını elinden almasaydınız be reis. Ama ne yapalım, sizin de tarzınız bu. Düşünce yapısını merak ettiğim bu adamla biraz uzun uzun konuştum.
Bana NCR'ın çürümüşlüğünden bahsetti. Eski dünya yöntemleriyle yeni dünya kurulmaz falan filan dedi. Yozlaşmış yapının kökünü kazımak istediğini söyledi. Fethettiğim her yere aynı Romalılar gibi medeniyet getirdim. Bana imparatorluğum da aynı şekilde büyüyecek diyordu. Sonuç olarak ise şimdi Bay House'a imha et, beraber Vegas'ı ele geçirelim dedi. Fena teklif değildi ancak bu kel herif yanlış kişiden iş bekliyordu. Beni birkaç felsefik söz ve Wikipedia'dan öğrendiği bilgilerle kandıramazdı. Çorak toprakların umudu kesinlikle Sezar'ın lejyonu değildi. Tezin de antitezin de Hegel'in de al git kardeşim. Hadi işine. Hayat hikayesi fena değildi ama. Nasıl vahyi müridi üyesinden bir diktatöre dönüştüğünü anlattı bana. Büyük Kanyon'da, Zion'da geçen maceralarından ve yoldaşı Joshua Graham'dan bahsetti. Beraber lejyonu kurarak bölgedeki kabileleri birleştirmişlerdi. Diz çökmeyen kabileleri de imha etmişler. Kalan her bir kabileyi medeniyete kavuşturup asimile etmişlerdi. Joshua ile yıllar süren savaşlardan sonra yollara ayrılmıştı. Joshua Graham denen adam, ilk Hoover Barajı Savaşı'nı yöneten ve Sezar tarafından başarısızlığından ötürü cezalandırılan adam olmalıydı. Sezar, yıllardır yanında olan dostuna bile acımamış, onu katrana sürüp yakarak kanyondan aşağı atmıştı. Barbar. Sezar'la işim bitince muhabbet ettiğim diğer komutanlar Joshua'dan bahsetti. İsminin anılması bile yasakmış artık. Lakabı yanık adam olmuş malum olaylardan sonra. Büyük Kanyon'da yaşanan bu olayları araştırıp bölgeye göz atmak fena olmazdı sanki. Yeni maceram belliydi. Büyük Kanyon'a, Zion'a gidecek ve tüm bu sır perdesini aralayarak Caesar'ın ortaya çıkışını öğrenecektim. Kurye olduğum için kervan halinde bu kanyona giden seferlerden haberim vardı. Radyoda duyduğum bir çağrıyı kabul edip hemen bir kervan buldum. Şansıma Pip-Boy'u olan birisi arıyorlarmış. Günlük 25 kapak. Yeni Kanaan'a gidecek ve burada ticaret yapıp geri dönecekmişiz. Yanık adam Joshua Graham'dan kimseye bahsetme diye de uyarıldım. Bölgede bir şehir efsanesiymiş Joshua. Aklıma mıhladım bu bilgiyi. Bölgede Mormonlar gibi eski dini grupların ardılları ve çok sayıda yağmacı ve kabile varmış. Tam dişime göre bir macera. Kuralı olmayan bir sürü kabile ve çeteden oluşan bir kanyon. Dehşet verici ve kanlı bir yol. Kurye Jacobin'in maceraları devam edecek. Takipte kalın. Ve asla unutmayın, savaş asla değişmez. İzlediğiniz için teşekkürler. Yalnızca yıldızlar tanır bu karanlık yolda. Jacobin gider tek başına özgürlüğün peşinde.